Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın. Vallahi günaydın mı, tünaydın mı anlayamadım gitti. Gözlüklerimden de var ya. Günlerimiz aydın olsun, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli olsun canlarım benim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hem evime hem gönlüme. Önce şu gözlüklerimi ben bir parlatayım da. Ya ufacık şeyde hemen çeşme açıyorsun, su sıçrıyor. Ne bileyim ben, ocağın başındaysın, bir şey doğruyorsun. İlle bir şey sıçrıyor. Çizmedi gözümü, çizmedi doktor işte. Herkes diyor da. Yıllardan beri ne yapacağım? Kaybedeceğim diye aklım gidiyor. Görmüyor normalinde. Parlatayım da mutfakta ıspanakları da doğradım. Bir şey sıçradım tamam. Göz de görmüyor da işte. Ay nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok çok iyiyim. Türk'ün aklı hep kaçarken koşa koşa koştura koştura gelirmiş. Dün yaptım o şeyleri, of, hazırlıkları ya. Dondurucuya dedik hadi bozulmasın. Oturdum baklava var, karnabahar var, bezelye var. Ben bunların hepsini yiyemem, mecburen ne yapacağım? Ben bunları bir şekilde dondurucuya koyacağım. Oturdum hep şimdi kahvemi içtikten sonra gözün görmüyorsa gözlük neylesin? İstediğin kadar parlat. Azıcık ortalığı toparladım. Geçtim gene giriştim bunlara bozulmasın diye. Hadi ıspanağı orada üç der su yıkadım. Hadi dedim ben deli miyim? Bir tane değil, iki tane değil. Yapacağım bir sürü şey var. Git dedim Faiz'e otur sofra bezini yay. Otur içeride yap. Ayakta dineleceğime. Nasıl olsa ayakta dineleceğim şimdi onları pişirirken. Dedim hadi geçeyim içeriye. Neyse hadi ıspanağı orada hallettim de. Ay iyi, bugün de hava kapalı gibi. Vallahi hiç de belli olmuyor havalara. Dedim niye ben dedim burada ayakta yapıyorum bunu. Bezelyeyi de çok seviyorum. Ay bezelyeyle baklayı pişireceğim kız. Ispanakla karnabahar koyarız şeye. Buzla. Bu bile aklıma gelmedi. Ay şu taze bezelyeyi çok seviyorum ben. Şöyle içine bir de havuç koyacağım. Az bir şey çok güzel tatlandırıyor. Şimdi onu da açsam şey olacak. Dır 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 gürültü olacak. Neyse şimdi hareketlenince şey yaparım. Isınırım ayağa kalktığım zaman. Vallahi bunlar işte hazırlık mazırlık da şey. Dün de dedim ya hani Ramazan'da ot çıkarır oturur hemen alır yerim diye de ama o da bahane be. Ramazan olmasa da pazarlık düzünce tek kişi olunca kalabalık aile olmayınca hemen tüketemiyorsun. Hadi evde olmuyorsun evde olmadığın zaman da yazık günah hele yeşiller hemen bozuluyor. Hemen. Orada kesmezsin şeyi gel elimi kes. Tövbe tövbe. Hazırlık hazırlık Allah aşkına ne hazırlığı ya. Eskiden de o Ramazanlardaki hazırlıklar. Allah'ım ya Rabbi. Gümbür gümbür o davulun sesi. Çok yakın olduğun komşularınla oturur beraber.
sahur yaparsın. Ay ne kadar güzel. Günlerdi. Şimdi nerede davulcun sesini bile duymuyor. Şey, 15 gün geçtikten sonra anca bir iki tık 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 duyuyorum. Tamam, o da yok. O zaman yapılıyor da hazırlıklar. Hele o börekler illaki olacak. Ay yiyor mu kız? Ay yiyorsun, yiyorsun da yani hani acaba acıkmayacağım diye mi? O kadar yiyorsun, yiyorsun. Akşam olunca iftarda sanki böyle doymayacakmışsın gibi, doymayacakmışsın gibi. Gerçi benim hiç öyle şeyim yoktur da. Ay kartları da varmış bunda. Dünyanın şeyini yaparsın. Envai çeşit. Ama yemiyor mu? Yenmiyor. İnsanoğlunun gözü aç gözü. Karnını doyurmadan önce derler ya hani önce bir gözümü doyurayım da karnımı sonra doyurayım. Göz aç. Ben mesela hiç o kadar eskiden çok kahveyi tamam içiyorum da çayı da içerdim ben. Tabii bu yıllar yıllar öncesi daha eşim sağken. Hiç bırakmazdık tabii ki. Yaşlar ilerledikçe bazen işte tutamadığımız oluyor. Seni de içine alınacak. Her şeyi hazırlardım. Önce çaydanlığı da koyardım ocağa. Bir kase çorba dahi içemezdim. Hemen çayın başına. İçmiyordum değil kız, ben de çok çay içtim. Esas hazırlıklar işte eskidendi. Pilav yenir mi? Sahurda mesela ben çok iyi, çok biliyorum. Pilav isteyen oluyordu. İftar değil ha, sahurda. Niye tok tutarmış? Bazıları da diyor aç karnına tövbe. Ya acından ölen mi var Allah aşkına ya? Kim acından ölmüş? Nefis işte. Benim zaten açlıkla işim yok. Kimileri de aç karnına bir yemek kaşığı bulgur at üstüne suyu iç. Mideyi patlatacaklar. Öyle. Ay öyle deme ya. Bazen de insanın canı istediğimi istiyor. Ben bilmiyorum söyledim mi. Sizlerle büyük ihtimalle paylaşmışımdır da yeni gelen arkadaşlarımız bilmiyor. Kız hiç şeyde balık canı istenir mi insanın? İftar değil, iftar değil, sahurda. Ay akşama kadar var ya, mahvoldum ben, mahvoldum. Rahmetli de sen abi dedim canım balık istedi. Ama aşermem de yok ha. Ha öyle bir şeyim olsa tamam diyeceğim. Ay yokladılar beni. Ay annem öyle derdi. Hiç. O zaman şey, akşama kadar mahvoldum, kıvrandım. İşte insanoğlu nefis dedim ya. Allah izin verirse, biliyorsunuz geçen sene Mükü bendeydi. Bu sene de dedim, geldi dedim beraber tutalım. Ay, yalnız da olmuyor be, vallahi olmuyor. Diyorum ya hani hep eskidendi diye. Eskiden hemen karşı, hadi gel sen ne hazırladın, hepimiz beraber sahurda toplanır, ne güzel cambur cemaat yenirdi. Kim şimdi nerede, kimi çağıracağım, kimi şey yapacağım. Dedim gel kız dedim ben, sen tut kendi orucunu kendin dedim. Tövbe tövbe. Ebru'ya söyledim de Ebru geliyor, dur daha diyor, onun diye şey fikri değişir diyor. Bilmiyorum annem dedim ben de. Bakalım.
Ne kaldı? Sayılı gün. Ay vallahi göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor kız. Hele bir de çocukken annem sinir olurdu nur içinde yatsın. Çocuksun ya. İlla ki o sabah kalkacağım. Sahura. Yazık o kadar çocuksun. Hayır yani ne anlardım, ne şey yapardım. Ama işte ne anlardım değil. O şey kalabalık, o neşeli ortamda yenen yemek, yapılan kahvaltı. İşte demek ki onlar özleniyor, onlara özeniyordum ben. Artık annem derdi, be kızım yatsana, sen kalksana, oruç tutacak yaşta değilim, hatırlıyorum. Yok. A-a. Ne olacak? Ayak altında onlara şey, meşgale, eziyet. Onu şimdi anlıyorsun ama o zaman anlayamıyorsun. O zaman kafa basmıyor. Ama şimdi bazı şeyler işte yaşayarak, o zaman ne dersen de yok. Tabii oruç tutma yaşlarına geldiğimiz zaman da tabii gene severek kalkıyorduk da. Ama o zaman da hani uyku bölünmesi. O zor gelmeye başladı. Kız benim gözüm nereye bakıyormuş bunu alırken? Çıkarıyorum da böyle ama pişer inşallah. Hala var mıdır bilmiyorum. Ben buraya Antalya'ya da ilk taşındığımda ne bileyim ben, ne bir bayram sevinci vardı ne bir şey vardı. Zamanla mı bitti yoksa dedim Bursa'da hala mesela çok güzel bayram, selam olsun Bursa'ya. Sevinci yaşanır, Ramazan sevinci yaşanır. Bir şarkı vardı eskiden de o. Evet eskiden de o. Ne yapalım? Bizim yine çocukluğumuz o sevinçleri, o şeyleri gördü. Ya şimdikileri hiç. Biz gene yaşadık onları. O yönden kendimi çok şanslı hissediyorum yani. Evet bazı şeyler yoktu. Olmayabilir ama mutluyduk. Huzurluyduk. Bir sevinç vardı. Bir heyecan vardı. Şimdi hiç hiç. Onlar yok. Yok anam ben bunu pişiririm. Bir karnabaharla şeyi koyarım. Büyük ihtimalle. Ispana. Tabii hepimiz biz genç kız olduktan sonra. Ben o kadar çok değildi. İki büyük, onlar daha çok etkilenirdi. Ben Dışişleri Bakanı. Akşam mesela iftardan sonra herkese bir rehavet çöküyor. İster istemez. Tabii ki annem de hemen bir şey demez. Herkes bir şey olsun diye çaylar içilir. Makine mi var? Elde. Kurulanacak, yerine koyulacak. Herkes birbirine bakar. Tabii o iki büyük daha çok. Yani o ona bakıyor, o ona bakıyor. Ne zor gelirmiş aslında. Şimdi bak, ya demek ki iş başa düşünce yapıyorsun. Olmuyor diye bir şey yok, oluyor. Ama o zamanlar neden o yaş, neden öyle oluyordu bilmiyorum ben ya. Ha bizlerde de olurdu mesela. Herkes de her evde o vardır o.
birbirlerine bakıyor. Anneciğim de öyle derdi. Bakardı, kimse de kıpırtı yok. Sen sağa, ben sola. Bu ineği kim sağa? Yani sen oraya çekiyorsun, ben buraya çekiyorum. İş bölümü olmayıp da anlaşmazlık, hani herkes bir işin ucundan tutmazsa öyle derdi. Sen sağa, ben sola, bu ineği kim sağa? Mecbur yapılıyordu. Hadi şimdi bıraksak. Mecbur. Şimdi bugün yarın çocuk şey Hakan'ın bu da üzerim çok. Of Allah'ım, bir video atmış gene belgin iki tane. Paşacığım benim. Oraya gittiğimde şimdi bak İsmail'e desem. İsmail Ramazan geliyor, ondan sonra bayram. Gelsin. Biz beklerdik, beklerdik. Biz bayramı beklerdik. Ya şimdiki çocukların artık doyumsuzlaştılar. Ellerine attıklarında her imkanları olduğu için mi, ben ondan diyorum. Mesela her imkanı olmasa elinde, bir istek, bir çaba, hani ona bir özlem alındığı zaman bir sevinç, bu ne olursa olsun. Ben ona yoruyorum şahsen. Var, ulaşmadıkları hiçbir şey yok değil. Telefon ellerinde, bilgisayar ellerinde, ne olacak? Bisikletinden tut da kaykayından tut da pateninden tut da mesela. Öyle mi? Ben böyle kedinin ciğere baktığı gibi bakardım. Bisikletim yoktu binen arkadaşlara. Bayram gelse, bayram parası toplansa da hanımın yerine gitsek de bisiklet kiralanıyordu. Orada bir bisiklete binsek. İşte bu bir sevinci yaşıyorsun. Şimdi hiç. Öyle desen öyle de, bayramdır. Ama herkesin yerinde cancağızı sağ olsun da, bayram seyran. Ben hiç şey yapmam, alınmam. Hani bazıları eskileri şey yapar. Devam ettirmek güzel bir şey. Tabii ki çok güzel bir şey. Mesela çoğu bayramlarda, geçen de lafı olmuştu, konuşmuştu. Tatil amaçlı, haklı gençlerdi. İşte bazı arkadaşlardan duyuyorum. İşte benim kız da işte bayram telefonda kutladı da, tatile gidiyor da, hiç öyle eleştirilerim olmamıştır. Yahut da işte Arfe'den şey yaptı da, Şerifeciğim arıyor, mayne oldu. Bir yarım saatte sohbet ettik. Arkadaş işte bana yetiyor. Onun yanında hiçbir şey de istemem. Nerede kalmıştım? Neyse konuşuyorum. Onu da unuttum. Kedim konuşunca telefonda. Çocukların hiç öyle bir sevinçleri, mevinçleri hiç yok, hiç. Gel bakalım bakla. Baklamı kararmasın diye arkadaşlar önceden şey yaptım, yıkadım ben. Bunu da kavurması. Yemeği değil, kavurmasını çok severim ben bunu. Yemeğini de yapıyorlar salçalı ama ben sade kavurması daha hoşuma gidiyor. Şimdi bile valla, hani dediğim gibi ben hiç öyle gönül falan koymuyorum. Bazen arkadaşlar konuşuyor. Aa işte Arfe'den gittiler. Arfe'den bayramlaştık. Ya onlar eskiden de eskiden. Şimdi gençler ne yapsın, ne yapsın? Vallahi ben anlamadım. Eskiden de yoktu ama insan huzurluydu. Mesela eskiden
çok çok eskilerden kesinlikle bayanların çalışmasına eşleri izin vermezdi. Nasıl yetiyordu o zaman ben bilmiyorum. Yani nasıl yetiyormuş. Şimdi iki kişi çalışıyorsun. Yine yetiştiremiyorsun. Ben de derim ya genç onlar yani normal. Onlar da ne yapsın? Tatile mi çıkıyorlar izin alıp da? İşte böyle bayramı, seyranı, çoluğundan, çocuğundan onlar da. Ha, tabii ki gönül ister ama olmayınca da ne yapacaksın? Niye hayıflanıp da onu kafama takayım? Önemli olan telefonla da arasa. Aynı karşı karşıya da gelse tabii o aynı değil o kadar da. Hatırlıyor mu? Hatırlıyor. Hiç hatırlamayanlar ne yapsın? Hatırlanmayanlar ne yapsın? Şimdi gel bana sor. Ben nur içinde yatsın. Anneciğimi kaybettikten sonra benim için bile o kadar hiç o kadar bayramların şeyi yok. Eskiden kalkardık annem sağken. Tabii Bursa'daki önce kayınvalideye gidilir bizde ama buradaki anneme gideceğiz. Koskoca kadın, çoluk var, çocuk var. Benim bile içim bir kıpır kıpır olurdu. Hemen bayram namazından sonra ya kahvaltıyı orada yaparız ya da yaparız. Mis gibi giydirirdim çocukları. Artık içim içime sığmazdı. Anneciğime hep şey alırdım bayramda. Tabii ki bir kutu eskiden lokum alınırdı. Tabii şeker de alınıyor. Ama onun yanında zaten annem derdi. Ay, saklamazdı. Bana çayla şeker getirin. Hani şey çay çayaş hastası ya. Hiç o çay dayanmazdı anneciğime nur içinde yatsın. Hemen döktü bir şeker aldım ve bir de bir kutu kesme şeker. Bir de büyük bir paket çay. Dünyalar onun olurdu. Ben bile o zamanlar içimde böyle bir sevinç kıpır kıpır. Sanki hiç mi gitmiyorsun, görmüyorsun? Yok, görüyorsun ama o günün ayrı bir özelliği vardı. Şimdi ah, işte kaybettikten sonra her bayram sabahı olsun, Arif olsun, illaki o lafı derim. Bayram gelmiş neyime anam gariban. İllaki onu bir derim. Ayrı bir neşesi vardı canım. Anneciğizim tabii eli ayağı tuttuğu zamanlar gideriz. Açar hemen oyun havasını. Çok neşeliydi annemle. Öyle karşılardı bizi. Şimdi şimdikilerine, hadi şuraya büyüklere bayramlaşmaya gideceğiz de. Ay o öf lafı da var ya bir delirtiyor beni. O öf lafı var ya. O öflerden oflardan bıktıydım ben. Of. Ya neyin ofu işte? Kalkıp geleceksin. Ne ofluyorsun? Oflasan da gelsen, oflamasan da geleceksin. Buraya da mı gideceğiz? Of. Buraya da mı gideceğiz? Oflama, oflama, oflamayın derdim. Oflamayın. Karnabaharımı haşlayacağım. Ay suyunu keşke telefonla konuşurken koysaydım da kaynasaydı. Bitti bu da nasıl olsa. Neyse ya orada koyuveririm. Bunlar pişerken o da haşlanır. Ispanağı haşlayıp onu koyacağım. Ay iyi oldu oturdum şuraya ya. Orada ayakta. Dedim ya aklıma sonradan geldi.
Ispanağı birkaç su yıkadım, tekrar suyun içine koydum. Dedim bunları açtı, dedim niye ben ayakta dineliyorum? Ha bir yemek kendime kadar yapsam tamam. Dedim gir içeriye otur. Dedim bugün de erkenden yap. Erken merken gene telefon çalıyor, yarım saat sohbet gene. Hemen bitsin istiyorum ben de, hemen bitsin. Derler ya hani şeyler öyle çok bir şeyi tutturunca hani çabuk olsun deyince koca olsun da bu gece olsun. Yani çok söylerdi annem bunu bana. Sabırsız şey olduğum için. Hemen olsun. Benim yanımda hiçbir şey konuşmazdı. Nur içinde yatsın. Hani bir yere gidilecek ya da bir şey alınacak, bir şey yapılacak. Kesinlikle artık o olasıya kadar. Ay hiç sabırlıydı benim annem de be. Vallahi sabırlıydı. Ama sabrı da taştığı zaman onu artık ağzından bana söylemezler kesin. Olacağı zaman yahut da alınacağı zaman yahut da ne bileyim ben parka gidilecek. O bile bize o kadar bir mutluluk veriyordu ki bileğime bağlardım o balonu. Ay. Gözüm önce hayvanat bahçesinden başlardık. Ne zaman gitsek öyle, neden acaba? Hep gördüğümüz aynı hayvanlar, değişmiyor. Hayvanat bahçesinden başlardık. Baloncuyu görünce zaten öyle anneme bakardım, hemen annem sokulurdu, bileğime bağlardı. Çünkü birkaç kere elimde uçurdum. Ağlıyordum. Mesela bir parka bile gidecek olsak, hani gideceğimiz zaman gene hepimizi istediğimiz şeylere bindirirdi. Allah razı olsun. Şimdi mekanı cennet olsun. Söylemezdi bana kesin olmadan. Hani parka mı gitsek yarın ya da ertesi günü hani arkadaşlarla toplanıp hani benim yanımda konuşmazdı. O gün gelesiye kadar ben gideceğiz mi, gitmeyeceğiz mi? Anne gideceğiz mi, gitmeyeceğiz mi? O da her seferinde sabırla şöyle cevap verirdi. Anne gideceğiz mi? Gideceğiz kızım. Anne gitmeyeceğiz mi? Gitmeyeceğiz kızım. Hayır onu niye soruyordum acaba ben? Onu mesela gitmekten değil, almaktan da olsa alacağız mı, almayacağız mı? Tövbe tövbe. Birkaç kere öyle tekrarladıktan sonra... yetiyordu canına kim bilir kaç birkaç kere söylüyordum. O gün geleseye kadar onun için hiç konuşmazdı benim yanımda. Gideceğimiz zaman hay deyin gidiyoruz, hay deyin alıyoruz. O, aynen öyle. Kararmış burası. İşte bunu ben yapmasam bu kararıp gidecek ne olacak? Yeşillik dayanmıyor. Artık 7-8 kere mi soruyorum, 10 kere mi soruyorum, gideceğiz mi, gitmeyeceğiz, gideceğiz mi anne, gideceğiz, gitmeyeceğiz mi anne, gitmeyeceğiz. O da öyle diyordu bak, ben emin olmak için. Gitmeyeceğiz mi anne dediğim zaman, gideceğiz kızım dese belki sormayacağım. Gideceğiz mi deyince gideceğiz, gitmeyeceğiz mi deyince gene gitmeyeceğiz. Ben de emin olmak için, garantilemek için illa ki durmadan sık sık sorardım. Artık sık sık soğumanın şeyinden sonra terliğini ben zaten eline ayağına şey yaptım mı ben topuklayıverirdim hemen. Ah. Dalıp gidiyoruz işte böyle anlara anlara. Bundan da artık ya fırında yapacağım zaman kızartmasını yaparım ya da karnabahar greten yaparım. Peşemel soslu. Bak işte her bir şeyde aklımıza geliyor anılar. Kedinin ciğere baktığı gibi annem mesela lahana yapsın, yemeği yapsın. Karnabahar yapsın. Şunları beklerdim başında.
otururdum yanına. Ya kadının kafaya bak, gitti de bunu nereye attı? İsteyemezdim de öyle şey beklerdim. O da hemen böyle soyar. Al derdi. Onlar da bir tatlı. Yemin ediyorum bak, marulun, karnabaharın, lahananın. Marulunki daha güzel. O gene sulu sulu. O daha da güzel. Evet, şimdi ne yapalım? Şimdi ayakta durmaya, dinlenmeye hazır mıyız? Evet, hazırız. Nereye? Doğru, mutfağımıza. Geldik mutfağımıza. Bak dayı, bunu da pişireceğim de ona su koydum. Ispanağımı hemen bir sıcak suyun üstüne dökeceğim. Çıkaracağım. Başlayacağım. Önce ben taze bezelyemi yapayım. Ocağımızı bir yakalım. Bayram dedik, seyran dedik. Telefonla konuşurken dedik. Akşamı ettik. Hemen havucumu. Ben bezelyeyi kıymalı yapacağım. Şöyle ince ince doğrayayım da çabuk pişsin. Buradaki tencerelerim. Şeyle. Makinada. Aman dur be. O su zaten karnabahar açlayacağım. Fazla oyalanmayayım. Şu tencerede de hemen baklayı koyayım. Ya baklaya ne lazım? Taze soğan. Almadık. Taze soğan. Ya kuru soğanla da oluyor. Olmuyor değil de taze soğan benim daha hoşuma gidiyor. Şimdi sana biraz su koyalım. Baklayı birazcık kavurmaya başlamadan önce haşlayacağım arkadaşlar. Çok az bir şey. Çok fazla diri kalmasın diye. Çok da değil. Tıkır tıkır. Hemen hemen nereden baksan içine koyduğum su. Çay bardağı. Sen su kaynayınca gel buraya. Anılar, anılar. Beni bu akşam ağlattılar. Anıların gidiyor elime, öteki bıçak geliyor ya.
Hüzünlüsü de var. Anılarım. Acılısı da var. Çok güzel, iyi olanları da var. Hayatımızda yaşadığımız sürece hepsi var. Bir tane de domates. Bezelyemizi. Aslında bir tane açsam bir şey domates sosu olacakmış. Hiç aklıma gelmedi, düşünemedim. Nasıl olsa hazırlıyorum. Birkaç tane. Kaynadın mı? Düdük makarnası. Şerifeciğimin aldığı kaşıkları. Küçülü almış ya. Kulağacımız. Evet senin. Telefonumu içeride de bıraktım ben ya. Sarımsağını da şöyle çok fazla küçük yapmayacağım. Değiştireceğim gene telefonumun müziğini. Çok yavaş yavaş, ağır ağır çalıyor. Çalıyor mu, çalmıyor mu belli değil. Bana hareketli lazım. O da baklaya. Yumuşatacak kadar koydum. Çok fazla koymadım suyunu. Sen ne halindesin? Kıymamızı koyabiliriz. Kaynıyor. Gel gel güne gel. Bismillahirrahmanirrahim. Öt. Öt. Bunun şu sapları kızıyor ya. Kapatayım da açarım. Böyle haşlıyorum. 5-10 dakika şöyle kapatıp ondan sonra çıkarıp suyunu iyice sıkıyorum. Poşete doğru dondurucuya. Şimdi bunda da karnabaharlarımı haşlayayım. Bu şekilde koyuyor. Ben haşlayıp da koyuyorum. Böyle denemedim hiç. Nasıl olduğunu da bilemiyorum. Sen de tamamsın. Arkadan domates ve sarımsağımızı da ilave ettik. Bazı arkadaşlar evet diyor, haklısınız hayatım, ben de katılıyorum size ama
İşte haşlıyorum da vitamini gidiyor da, o gidiyor da, o gidiyor da. Yediğimizin hangisinin garantisi var vitamin olduğundan? Hepsi hormonlu. Ne yapayım? Bozulsun da çöpe mi atayım? Her gün pazar kurulmuyor ki gideyim pazardan alayım. Yani. Bu da kaynamaya başladı. Evet, senin altını kısayım ben. Sen kısık bir şekilde. Al ötekini kıstık. Haşla. Ona bak, çok olsun. İyice de eritmeyelim canım. Ha, tuzumuzu koymadık sana. Yeter. Balık pişirdim, hiç aklıma gelmedi. Sebzelerde, et yemeklerinde aklıma geliyor da balıkta aklıma gelmiyor onu kullanmak. Hiç de gelmedi vallahi. Çok mu kıstım be seni? Dereotumuz da burada. Suyun içine birkaç kere yıkadık, bastık. Salçanın işi yok. Yok, yok. Hiç salçasız yapacağım şeyi. Evet, suyun içinden çıkarıp hemen bir iki çevirdikten sonra bezelyemizin altını kısacağım arkadaşlar. Su isterse koyacağım. Çünkü şimdi altını kısınca o kendisi de sulanıyor. Çok da çok 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 sulu olmasın. Baklayı önceden yıkayıp da doğradın mı hiç kararım yok. Bak. Sapsarı. Tamamdır. Seni de kapatıyoruz. Altını kısıyoruz. Ve hemen ıspanağımızı. Kız ne yaptım süzgeci ben ha? Kevgire koyalım. Yeter bu kadar. Onun da suyu süzülsün. Sıkarım biraz soğusun da, öyle elimi yakamam şimdi. Buzdolabı poşetine, doğru dondurucuya. Yine diri kaldı bak. Öyle şey yapmadım iyice. Seni ben şuradan kaldırayım, masanın üstünde süzül. Bu sarımsak ve soğan baklamızın. Bu da kısık ateşte iyice şey, hafif böyle hamurlaşsın da tam değil. Sen de. Evet, bakın sapsarı kararma yok. Önceden yıkadığım için hemen suyunu çekti. Soğanını verelim.
da tıngırdıyor herhalde. Birazcık su isteyecek. Ay bunun üstüne yaptıktan sonra bir kahve içeriz değil mi kız? Yağını koymadım daha arkadaşlar. Soğanı da şey yapsın iyice. Kavuracağım ya yemeği değil. Soğanı da şimdi azıcık sulandırır. İndireceğime yakında dereotumuzu. Hoppa sen değil. Bir tık alışamadım ben bu düğmelere. Altını açalım. Karnabaharımıza da bir kontrol edelim. Tamamdır o da. Onu da kapatalım. Şu saplar çok felaket kızıyor. Tam da erimemiş karnabaharlar. İyice de eritmiyoruz tabii ki. Pişerken ya da olacak. Hemen bir soğuk su çekelim üstüne. Ne kaldı? Ha, ona su verecektim biraz. Çeşmeyi de boşa tıkmadık. Tencereyi doldurdum. Şimdi senin tuzunu verelim. Bunun üstüne yoğurt, sarımsaklı. Yoğurtumuzu da şöyle birkaç suyu yıkamıştım. Ocağımızı kapatacağımız zaman koyacağım. Yağımızı vermedik daha. Soğanlı suyunu salsın. Başım ağrıdı gene. Neden acaba? Senden bir tanecik, bicik çıkaralım bakalım bicik. Bir bakalım. Tuzu az gelmiş, daha takır takır bu. Belliydi kılçığından zaten. Evet, yağımızı koymazam hala. Kavurduktan sonra indireceğim yakın. Dereotunu atıp bir dakika karıştırıp dereotunu çok fazla öldürmek istemiyorum içinde. Şöyle kokusu gelsin. Şimdi ıspanağımı sıkayım. Karnabaharımı süzeyim. Onları buzluğa koyayım. Sonra oturalım bir kahve içelim. Ne kadar erken başlarsan başla mutfaktan çıkılmıyor. Gene akşamı bulduruyorsun.
Kulaklarım yaktım kendimi. Of, iyi oldu be şimdi. Aklımda takılı kalmayacak. Bozuldu mu, etti mi, etmedi mi? Daha da ortalık toplanacak ha. İşte onlar oyalıyor insanı. Birkaç çeşitli olunca. Kahve makinesine dedim artık gönlü olmuştur. Bir deneyeyim şansımı dedim. Bu sefer şeker kahve koymadım. Bir fincan su koydum, koydum. Bittik dedi, sinyal verdi. Aa, hiç umurumda olmaz dedim. Koyuverdim cezveye. Dedim cezvede güzel. Tabii öyle, o pişirmeyince öyle diyeceğiz. Kahveyi aldım, fincana döküyorum. Sinyal verdi. O da benimle inatlaşıyor. Allah'ım ya Rabbim. Dedim artık yaptım kahvemi, yaptım. Kahvecimi içeyim. Makineye girecekleri yerleştireyim. Onları yerleştirmedim. İçine girecek olanlar var. Dolduysa bir de onu çalıştırayım. Anam şuram ağrımış. İyi ki şuraya gelip de oturmuşum kız. Deli gibi ayakta. Kendimi herhalde şey, üç onluk sanıyorum. Eskilerdeki gibi. He. Neyse canlarım benim. Bir güzel günümüzün sonuna daha geldik. Sizlerle beraber, hep beraber. İnanın evimde hiç yalnız değilim. Sizler benim evimin içindesiniz. Bir güzel videomuzun sonuna daha geldik. İnşallah her zamanki gibi severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın.